Yusuf, yarı dindar, yarı çağdaş yetişmişti. Namaz kılmayı, Kur'an okumayı da bilirdi, henüz 14'ündeyken sevgili de edinirdi. Tam istenildiği gibiydi. Ortamına göre Müslüman, ortamına göre çağdaş. Ayşe ise daha uzaktı dine. Öyle yetiştirilmişti ama kendince hep bir arayış içindeydi. Bir gün bir tesadüf eseri tanıştılar internetten. İleride kendileri buna tevafuk diyeceklerdi. Çünkü iki kavram arasındaki iman farkını ereceklerdi. Henüz liseye yeni başlamışlar, aynı şehrin farklı semtlerinde yaşıyorlardı. Önceleri internetten görüşmeler yerini geceleri uzun süren telefon sohbetlerine bırakmış ve aralarında sonu görülmeyen bir sıcaklık yaratmıştı. Uzun süren arkadaşlıkları sonunda kaçınılmaz olan gerçekleşmiş ve iki sevgili oluvermişlerdi. Aileleri durumdan haberdardı. Ancak görünen o ki çağdaşlık ve dindarlık arasında gitgelleri vardı. Önceleri bu görüşmelere tepki gösterseler de sonrasında aman bu devirde normal kimin yok ki diyerek bu durumu kabullenmişlerdi. Onlar toplumun kurbanlarıydı. Yeterince bilinçlendirilmeden toplum ateşine atıldılar. Ve nitekim o ateşte yanmaya mahkumdular. Kendilerini koruyabilecek bir İslam zırhları yoktu üzerlerinde. Yaptıkları şeyi doğru sandılar. Yanıldılar. Ateşle barut yan yana durmazdı. Onlar da gençti. Her an parlamaya hazırdı. Nasıl ki şeytan Adem ile Havva'yı kandırmıştı, bu gençler onun için çocuk oyuncağıydı. Aradan yaklaşık 2 sene kadar bir zaman geçmişti. Artık daha olgun düşünebiliyorlardı. Lakin eski masumiyetlerini kaybetmişlerdi. Eski neşeleri de kalmamıştı artık. Şu kahkahalarının yerini dalgın bakışlar almıştı. Yanlışa düşmüşlerdi. Kendilerine bile söylemekten utandıkları. Yusuf yaptıkları hatanın farkındaydı. Bu günah ona ağır gelmişti. Çağdaş yönü kabullense de İslami yönü bir türlü azmedemiyordu olanları. Yusuf eski hallerine özler olmuştu. Artık cumaları bile zoraki gidiyordu. Uyanış vakti çoktan gelmiş geçiyordu. Ve nihayet Yusuf bunun farkına varmıştı. Tek sorun bunları Ayşe'ye anlatmaktı. Ayşe Yusuf'un halinden habersiz kendi kendine sorguluyordu yaşadıklarını. Bir yerlerde hata vardı. Ayşe de bunun farkındaydı. Ama baktığı pencereden o hatayı görmesi imkansızdı. Ayşe, Yusuf ismini çok iyi biliyordu. Çocukluğundan beri en sevdiği kıssalardandı Yusuf ile Züleyha kıssası. Aklına o kıssa geldi birden ve düşündü yaşadıklarını. Utandı kendinden. Şimdi daha iyi anlayabiliyordu Yüce Yaradan'ın neden flörtü haram kıldığını. Yusuf kendi içinde savaş verirken durumu Ayşe'ye açmaya karar verdi. Aldı karşısına Ayşe'yi ve döktü kalbindekileri. Bu muydu aşk dediğimiz o kutsal şey? Hayasızlık edepsizlikten mi ibaretti? Ne zamandan beri şehvetli arzularımızı aşk adıyla anar olduk? Biz böyle mi Müslümandık? Allah Celle Celaluhu uyarmamış mıydı zinadan uzak durun diye? Kulaklarımızı tıkadık bütün bildiklerimizi. O yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'ım beni nefsimle baş başa bırakma diye dua ederken biz neyimize güvendik de üçüncü kişimizi şeytan elledik. Acizliğimizi unutup irademize güvendik. Nefsimize yenildik. Yazık ettik kendimize. Çok yazık ettik. Gözyaşlarını tutamamıştı konuşurken. Kalbi sızlıyordu en derinden. Utandı kendinden ve en çok da isminden. Ayşe üzgün bir halde af dileriz Allah'tan. Samimi olursak affeder bizi dedi. Birden Yusuf'un içine bir su serpildi. Aklına ayet geldi. Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Görüşmediler bir süre. Zaten üniversite sınavı da gelmişti. Aileler sorun çıkarır olmuştu. Sınav mühimdi. Başka şeylere zaman ayırmak doğru değildi. 2 seneyi aşkındır gelmeyen bu tepki sınava yakın gelmişti. Demek ki ahiret sınavı üniversite sınavından daha az mühimdi. Yusuf namaza başlamış,
Her fırsatta af diliyordu Yüce Radan'dan. Önceki gibi olmasa da arada haberleşiyorlardı Ayşe ile. Bu vesileyle Ayşe de Yusuf'a özenmiş ve namaza başlama kararı almıştı. Biliyorlardı her ikisi de bu görüşmelerin doğru olmadığını. Ama her vazgeçişlerinde iradeleri yenik düşüyordu nefislerine. Her ikisi de değişiyorlardı artık. Namazlarını gözyaşları içinde kılıp her seferinde af diliyorlardı yaptıkları hatadan. Ancak şeytan sağlarından sokulmuştu bu sefer ve birlikteliklerini doğru bir şeymiş gibi gösteriyordu onlara. Bu süre içinde Ayşe dinini daha çok öğrenmiş ve örtünmeye karar vermişti. Namaz her işin başıydı ve örtüsüz namaz olmazdı. Yusuf bu habere çok sevinmiş ve gözyaşları içinde Allah'a şükretmişti. Eski hallerine nazaran birçok şey değişmişti. Ancak değişmeyen tek günahları birliktelikleriydi. Şeytan hep sağlarındaydı. Sabahları birlikte namaza kalkıyorlardı. Birbirleriyle uzun uzun dini sohbet yapıyorlardı ya, o yüzden flört onlar için haram değildi. Şeytan böyle öğüt vermişti. Hem onlar kesin evleneceklerdi. İlişkileri ciddiydi. Zaten gören evli zannederdi. Derken sınavlar bitti. Üniversite yerleştirmeleri açıklandı. Yusuf il dışında bir üniversite kazanmış, Ayşe'nin ise istediği bölüm tutmamış, bir sene daha hazırlanma kararı almıştı. Kendisi bilmese de bu kararı birçok şeyin başlangıcıydı. Üniversite zamanlarıydı. Öğrenilecek bilgi çok, Yusuf bilgiyi açtı. Okudukça cahilliğine kızdı, kızdıkça daha çok okudu. Önceleri de kitap okumayı severdi ama okuduğu hiçbir kitap bunlar gibi dinini öğretmemişti. Üniversitede herkesin bir ideolojisi vardı ama okudukça anladı ki Müslüman olanın ideolojiye ihtiyacı yoktu. Kur'an hepsine yetiyordu. Okuduklarını Ayşe ile de paylaşıyor, onun da dinini öğrenmesi için çaba sarf ediyordu. Ayşe de çok farklılaşmış, kendisinin de dini öğrenme isteği doğmuştu. Yalnız Ayşe'deki bu hızlı değişim çevresi tarafından fark edilmiş ve garipsenmişti. Daha düne kadar açık olan bu kız bugün ayet ve hadislerden bahsediyordu. Bu hızlı değişim fikirleri gibi yakın arkadaşları ve çevresini de geride bırakmaya mecbur kalmıştı. Yeni kapanmıştı ve kendisine bir örnek arıyordu. Ama yoktu. Okudukça fark etti. Tesettüründeki hataları düzeltti. Artık hayalleri de farklıydı Ayşe'nin. O kendisi gibi bilinçsiz ve bilgisizce toplum ateşine atılan çocuklara dinlerini öğretmek, onları İslam zırhıyla korumak istiyordu. Kendisi acı tecrübeler sonunda doğruyu bulmuştu. Ama belki de bir elinden tutup doğruları anlatsa hiçbiri yaşanmamış olabilirdi. Kendisi de suçluydu belki de ama asıl suçlu toplumun kendisiydi ve bu toplum bir şekilde değişmeliydi. Değişim önce kendinden sonra çocuklardan başlayacaktı. Bunlar için dini bilgisini derinleştirmeli, İslam'ı daha iyi öğrenmeliydi ve bu sebepten ilahiyat okumaya karar verdi. Yusuf tarafından her şey mükemmel ilerliyordu. Bir seneki önceki halleriyle şimdiki arasında dağlar kadar fark vardı. Anladı ki insan değişime en yatkın varlıktı. Ama içinde bir yerlerde hala bir sıkıntı vardı. Yaptıklarına ters düşen bir şey. Okudukça öğrendi. Sonra öğrendikleriyle amel etti. Ve sağ yanına dönüp şeytanla göz göze geldi. Cehennemin ateşini ensesinden hissetti. Ve anladı hatasını. Artık gelmeyeceklerdi şeytanın oyununa. Yusuf öğrenmişti. İslam'da tavize yer yoktu. Ayşe ile hangi suretle olursa olsun görüşmeleri kesin bir biçimde haram kılınmıştı. Yusuf Ayşe'ye tüm düşüncelerini açıkça anlattı. Biz yanlış yoldaydık. Çok şükür Rabbime İslam yolunu bulduk. Ancak doğru yolda yanlış şeyler yapmaktayız. Biz birbirimizin namahremiyiz. Bu şekilde görüşüp konuşmamız bize haram kılındı. Şimdi bize düşen bu haram ilişkiye bir son vermek ve eğer Allah nasip etmişse evlilik günü beklemektir. Ayşe bir müddet düşündükten sonra Yusuf'a hak verdi. Zaten emir Hakk'ın emriydi. Onlara düşen emre itaatti. Artık ikisi de daha rahattı. Sanki omuzlarında dünyayı taşıyorlardı da bir anda yükleri omuzlarından alınmıştı. Artık namazları daha lezzetliydi. Kalplerinde tezatlığın vermiş olduğu sıkıntı da kaybolmuştu. Aradan yıllar geçti. Birkaç sefer birbirlerinin adreslerine kitap göndermeleri haricinde hiç görüşmemişlerdi.
Gönderdikleri kitaplar ya İslam'da evlilik üzerine ya da fıkhi meseleleri ele alan İslam üzerine kitaplardı. Yusuf'un okulu bitmiş, mesleğini ele almıştı. Üniversite yılları tahmininden çok daha verimli geçmiş, okuyabildiğince çok kitap okumuş ve önemlisi de İslam yolunda yürüyen bir genç olmuştu. Hayatındaki acı tatlı tüm tecrübeler yeni yetişen gençlere rehber oluyordu. Girdiği her ortamda kendini ortaya koyarak gençlere öğütlüyordu. Bir askerliği kalmıştı. Onu da yaptı mı evlilik için bir engel kalmıyordu. Onca sene geçmesine rağmen gönlünde Ayşe'ye karşı duyduğu muhabbet hiç azalmamıştı. İçten içe Rabbinden hep onu diliyordu. Bu zaman içinde Ayşe ilahiyat son sınıfa gelmiş ve hafızlık derslerini tamamlamak üzereydi. Ayşe Allah vergisi sesi çok güzel bir hanımdı. Öncesinde şarkıcılık hayalleri kurduğu bu sesini şimdi Kur'an tilavetinde kullanıyordu. İnsan nasıl da değişebiliyordu. Hele ki değişmek istediği yol İslam olunca Allah ona kat ve kat yardım ediyordu. Arada bir lise yılları geliyordu aklına. Namaz kılmayı bile doğru düzgün bilmezdi o zamanlar. Şimdilerde ise hatimler, namazlar kılıyordu. Zaman çabuk geçiyordu. Okulun bitmesine az bir zaman kalmıştı. İçi titredi birden. Yusuf'u hatırladı. Gözleri doldu aniden. Günahlarından utandı birden. Ve o da Yusuf'u istedi Rabbinden. El açıp gönlümdekini bana hayırlı kıl dedi. Kul hata yapardı elbet. Hazreti Adem de şeytan uyumuştu. Rabbi olmasa Hazreti Yusuf da uyuyacaktı. Şeytan da zamanında nefsine uyup kibrine yenilmiş ve boyun eğmemişti Rabbin emrine. Mümin ile şeytan arasındaki fark da tövbeydi zaten. Günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir buyurmuştu Resulullah. İnsan hata eder de elbet ama tövbe etmesini ve tövbesinin gereğini yapmasını da bilmeliydi. Allah Celle Celaluhu bu gençlerin tövbesini kabul etti mi bilinmez ama onları birbirlerine nasip etti. Ayşe istediği gibi bir kurs açmış ve birkaç arkadaşıyla birlikte çocuklara dinlerini öğretmekteydi. Yusuf ise toplumda cihada girişmiş, dört bir yana İslam'ı anlatmak için mücadele veren bir mücahit olmuştu. Nice günahkar insanlardan ne mücahitler ne mücahideler çıkmıştı. Allah indinde hak din İslam'dı ve onların tek meselesi bunu insanlığa anlatmaktı. Diğer hikaye ve şiirleri dinlemek için tüm gönül dostlarını sayfamıza bekliyoruz. Allah rızası için paylaşın, huzura vesile olun.